Arkadaşlar, ben Serap Durmuş. Bu dönem sizlerle 2017 Mart Tıp Dil Sınavı'na birlikte hazırlanacağız. Dilerseniz sınavla ilgili bilgiler vermeden önce size biraz kendimden bahsedeyim. 2003 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü bitirdim. Bundan sonrasında öğretmenlik kariyerim başladı. Resmi anlamda öğretmenlik kariyerim başladı. Lisans öğrenimi boyunca ve bugüne kadarki süreçte de özellikle tıp alanında beyin cerrahi ve yeni doğan yoğun bakım alanında çeviriler yaptım. Yaptığım çeviri makaleleri yayınlattık. Daha sonrasında 2015 yılında Atılım Üniversitesi Çeviri Bilim ana bilim dalında yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansımdan sonra yine söylem çözümlemesi, özellikle eleştirel söylem çözümlemesi alanında iki tane makalem yayınlandı. Bu süreçte çeviri çalışmalarımın yanı sıra özellikle 2007 yılından sonrasında sınav programlarına ağırlık çalışmalarım vardı. Neleri kapsıyor bu sınav programlarımız? En başta TOEFL, IELTS, sonra YDS, daha sonrasında 2014 yılında tıp dil sınavının çıkmasıyla beraber tıp dile yönelik çalışmalarım devam etti. Şimdi isterseniz sınavla ilgili biraz ilk defa girecek arkadaşlarımız için, daha önceden girmiş olanlar için de hatırlatma amacıyla biraz bilgi verelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, tıp dil sınavı yılda iki defa yapılıyor. Mart ve Ağustos aylarında. Bizim şu an hazırlanmakta olduğumuz sınav Mart ayında. Sınav takvimi henüz hazır açıklanmadı ama tahmin ediyoruz ki ikinci haftası gibi olacaktır bu sınavda. Peki bu sınavda bize ne tür sorular sorulacak? Bizim ne tür dil becerilerimiz ölçülecek? Onlara bir bakalım isterseniz. Sınavda ölçülecek becerilerimizin en başında arkadaşlar kelime bilgisi gelmektedir. Bunu nasıl yapar? En çok paragraf sorularıyla okuduğumuzu anlamamızı sağlamak için paragraf sorularıyla sorgulayacaklardır. Yine kelime bilgileriyle beraber bizim İngilizceye ait dil bilgisi yapılarını ne derecede bildiğimiz, bunları nasıl anlayıp yorumlayabildiğimiz ölçülecektir. Tabii bu ikisini birleştirince de sınavında şekli ve formatı gereği en çok karşımıza çıkacak olan şey okuduğunu anlama bilgisi. Peki biz bu sınava nasıl hazırlanacağız? Sınavda ne tip sorular var? Biz birlikte çalışırken arkadaşlar sizlerce önce bir dil bilgisi, yani grammar çalışmalarımız olacak. Bu süreçte, ki burası da bizim sınav eğitimimizin ilk ana bölümünü oluşturuyor. Bu süreçte İngilizceye ait dil bilgisi yapılarının nelerdir bunlar? Tense'ler, zaman kavramları, modal'lar, clause'lar, adjective clause, noun clause, adverbial clause, sonra reduction'lar ya da participles dediğimiz bunların kısaltılmış halleri ve sınavın belki de bel kemiği olan bağlaçlar konularını beraber çalışacağız. Kelime bilgisi içerisinde arkadaşlar bizi sınavda doğrudan bizim bildiğimiz tek tek kelimeler sorulabileceği gibi İngilizce dilinde var olan bizim phrasal verb dediğimiz yapılar sorulacaktır. Bunun dışında yine Türkçe'de olmayıp İngilizce'de çokça karşımıza çıkıp genellikle de biraz baş ağrıtıcı olan prepositionlar sorulacaktır. Bu iki bölüm sınavda bize 15 soru olarak karşımıza çıkacaktır doğrudan. Bunun dışında neler var sınavda arkadaşlar? Çeviri soruları var. Biz bu çeviri sorularından toplamda 20 tane olmak üzere 10 tane İngilizceden Türkçe'ye, 10 tane de Türkçeden İngilizce'ye olmak üzere soru gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında cümle tamamlama sorularımız olacaktır. Bu kısımda bize soru cümlenin bir kısmı, ilk yarısı, son yarısı verilip eksik olan kısmını gerektiği bilgisi yapısından, gerekse anlamsal açıdan eleyip doğru seçeneğini bulmamız istenecektir. Bundan başka anlam bütünlüğünü bozan cümle sorularımız olacak. Bunlarda da bize 6-7 cümlelik birer paragraf verilip
anlam bütünlüğünü bozan cümleyi çıkarıp elememiz istenecek. Bundan bir önceki bölümde de arkadaşlar paragraf tamamlama diye geçer. Bu iki bölüm biraz da birbirine benzer. Burada yaptığımızın tam tersini isterler burada da. Paragraftan gene 6-7 cümlelik bir paragraftan bir cümleyi çıkarıp seçeneklerin arasından oraya gelebilecek en uygun cümleyi seçmemiz beklenir. Bunların dışında sınavın en büyük bölümünü oluşturan bölüm genellikle de bizlerin en çok zorlandığı bölümdür. Paragraf soruları vardır. Bize 5 tane paragraf verilir. Her birinden 4'er soru sorulmak üzere. Okuduğumuzu nasıl anlayıp, ne kadar anlayıp, ne şekilde yorumladığımızı ölçmeye yarayan sınavlardır. Ve son olarak arkadaşlar bir de bizim close test dediğimiz bir soru var ki bize bir metin verilir, bir paragraf verilir. Bunun içerisinden 5 tane yer boşluk olarak bırakılır. Bu bölümde bize kelime sorulabilir, gramer bilgisi sorulabilir, bağlaç bilgisi sorulabilir, preposition sorulabilir. Bu tip bilgileri aslında sınavın genelini bu 5 soruya sıkıştırılmış şeklinde bizden isteyebilirler. Sizlerle çalışırken biz de arkadaşlar 2 ana gruba böleceğiz çalışmalarımızı. Bu ana gruptan birincisinde ilk bölümde biz az önce de söylediğim gibi dil bilgisi konularını en baştan en sona doğru tekrar işleyeceğiz. Sınavda bunları görünce hangisini nereden tanımamız gerektiğine, doğru sonuca, doğru cevaba nasıl gideceğimize yönelik ipuçları üzerinde duracağız. Gramer bölümünü bitirdikten sonra bizim ikinci bölümümüz başlayacak. Daha çok sınava ve soru tiplerine yönelik bir bölüm. Bu bölümde biz tek tek soru tiplerini çalışacağız sizinle. Ne olacak bu bölümde? Çeviri sorularını atıyorum cevaplarken nelere dikkat etmemiz gerekecek? Nasıl daha hızlı ve daha kısa sürede çözebiliriz onlara bakacağız. Ya da işte paragraf sorularında hangi soru kökleri bizden ne istiyor, nerelere bakıp da bu sorunun doğru cevabını bulabiliriz gibi ipuçlarıyla paragraflara odaklanacağız. Yine soru tiplerini çalıştıktan sonra arkadaşlar geçmiş yıllarda çıkan ÜDS sınavlarının çözümlerini sizlerle birlikte yapacağız. Bu süreçte e-kursu olarak sizin ve bizim açıkçası en çok işimize yarayan ve çok keyif aldığımız bir bölüm var ki siz bütün bu süreçte derslerimize canlı olarak katılabileceksiniz. Sorularınızı canlı olarak iletip anında cevaplar alabileceksiniz. Ha, ola ki diyelim dersin nöbetiniz vardı, işiniz vardı, hastaydınız ya da herhangi bir sebeple o günkü canlı dersi kaçırdınız. Siz aynı dersi sitemiz üzerinden istediğiniz kadar ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. Tüm bunlara ek olarak arkadaşlar kayıt olan kursiyerlerimize biz derslerde kullandığımız materyalleri de ulaştıracağız. Kayıt olma konusunda acaba olsam mı diye tereddütleriniz varsa da e-kurs.net üzerinden sitemize ücretsiz üye olup derslerimizi deneyebilirsiniz. İlk dersimizde görüşmek üzere.